Kar Yok işte yaprağı. bu, değil mi? Bu durumda toplanmaz dağa. Çünkü bak Daha böyle nasıl sararmamıştı bizim tabii yeşil. derimiz var, nasıl insanın bu oldukça da sararmış. Şimdi anlatacağım. Bunun üzerinde var bakteriler var. Bu bakteriler C1 karbonu dediğimiz işte aldehitleri, toksik etkili kimyasalları bir karbonlu onunla besleniyorlar. Platani bakterileri. Platani. Platanus'tan geliyor. Bunu ne zamana kadar? Ta ki yaprakları sararmaya başlayınca. Biliyorsun o zaman işte içerisinde aldehit grupları yok olmuş, tükenmiş. İşte o zaman toplayacaksınız. Tam yaprak hafif Yeşilden sarar. sarıya dönerken. Yeşilden sarıya veya nokta nokta benek benek Evet, sarartılar evet, evet, görürsünüz. evet. Bir sararmaz çünkü şey. Ha onun için ne yapıyor? Bak çınar çok akıllı bir ağaç. Tekrar o güneş ışığıyla fotosentez sayesinde oluşan sekonder metabolitleri kış için tekrar kendisine çekiyor ağaç. Yani bunu porsuk ağacı da yapar. Yani birkaç tane ağaç var, bunu yapıyor. Dolayısıyla iki tane henüz taze sararmaya yüz tutmuş çınar yaprağını alacaksınız, kırın. Bir bardak suda bir taşım, bilemediniz en fazla 2 dakika kaynatın ve bunun suyunu içeceksiniz. Evet, bir sabah bir akşam, evelallah, kurban olduğum Allah. Bak o kireçlenmeden yürüyemeyen, dizini bükemeyen, oturarak namaz kılıyorum diyenler. On binlerce insan Hüseyin yani nasıl teşekkür ediyorlar. Ha şimdi bu. Dolayısıyla biz hiçbir şeyi sebepsiz yaratmadık diyor Allah. Boşuna mı yarattı? Tabii ki. Ha siz şimdi bunun içinden kalkıp durun şu çınarın içinde kireçlenmeye ait ana etken maddesi neymiş? Neymiş alalım. Hop Kapsüle yapın. koy. Yok böyle bir şey. Yok. Tefrik ettiğin zaman başarıya ulaşamazsın. Yok bir bütün olarak. Evet, kireçlenmede birebir ve antidepresan özelliği de var. Aşağı yukarı Eylül civarları bu hocam. Evet. Aşağı yukarı. Yani sıcak mevsimi Sıcaklığına göre tabii. güneşin şeyine bağlı. Bu baktınız ki yaprak sararmaya başlamış. Tamam, hafif sarı lekelenmeler var. Hemen onları toplayın, biraz fazla toplayın. Komşularınız da isteyebilir. Bir Allah'ın kulunu duyarsınız. Gel sana çınar yaprağı vereyim dersiniz. Evet, 100 Hocam. kişiden 5 kişide de Hüseyin hafif tansiyon yüksekliği yapar. Hafif bir birim, 1,5 birim tansiyonu yükseltebilir. %5. %5 buradaki Soru oranda. şu hocam, nasıl saklayalım bu yaprakları diyor değerli seyircilerimiz. Şimdi bakın bunları açık alanda, açık havadar bir yerde kurutacaksınız. Kuruttunuz. Ondan sonra bir kese kağıdında bunu saklayabilirsiniz karanlık yerde. Böyle. Veya cam kavanoza koyun. Cam kavanoza. Onu Rutubetten kırın. koruyalım. Evet. Evet. Karanlık bir yerde saklayın. Biz onu hocam Güneş görmesin. güneş görmesin. Evet. Bu kadar basit Evet. yani. Tabii.